Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASK, sosyal sorumluluk bilinciyle yardımlarına devam ediyor. TİKA işbirliğiyle yapılan yardım kolisi dağıtımı için TASK, Rhode Island eyaletinin Providence kentinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Gerçekleştirilen organizasyona Providence Belediye Başkanı Jorge Elorza, TASK Başkan Yardımcısı ve TASK TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Doğan, TASK Rhode Island Temsilcisi Melih Bektaş, bölgede yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri ve ihtiyaç sahipleri katıldı. Yardım kolisi dağıtımı öncesi kürsüden konuşmalar yapıldı ve TASK Belediye Başkanı Elorza'ya bir teşekkür yazısı takdim etti. Recognizing Dorcas International, y'all have been amazing partners to work. Providence şehri adına ben Belediye Başkanı Jorge Elorza. Bu vesileyle Rhode Island'daki Türk-Amerikan toplumunun ve Providence'da yaşayan halkımıza Türk toplumunun katkılarının, desteğinin ve bu konudaki liderliğinin tanınmasını isterim. Son derece etkileyici çabalarınız şehrimizin çok kültürlü dokusunun desteklenmesinde çok önemli bir rol oynamakta. 2021 Türk Toplumu Gıda Bağışı Etkinliğini Dorcas International için düzenlediğinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım. She's the co-chair of the Cultural Society and as you can... Dayanışmanın, birliğin ve kardeşliğin sergilendiği organizasyonda ihtiyaç sahipleri kolilerini aldı. Koli dağıtımı sonrası Belediye Başkanı Jorge Elorza ve katılımcılar TASK TV mikrofonlarına açıklamalar yaptı. İlk olarak Türk toplumunun aramızda olmasının çok güzel olduğunu söylemeliyim. Cömertliğiniz için teşekkür ederim. Bugün burada dağıtılan yardım kutuları tüm şehirde ihtiyaç olan aileler için çok önemli. Bir kez daha teşekkürler. Providence uluslararası bir şehir. Farklı kültüre ait insanların bir araya geldiği ve herkese kapısı açık olan bir yer. Bu konuda Doğu'nun Batı'yla buluştuğu İstanbul'a benziyoruz. Her kültürden insanın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir toplumuz. Bizim gücümüz de buradan geliyor. Şunu söyleyebilirim ki TASK olarak doğru yerdesiniz. Yaptığınız şeyleri yapmaya devam edin. Toplumu destekledikçe toplum da sizleri desteklemeye devam edecek. Ben belediye başkanı olduğum sürece burada sadece bir arkadaşınız yok, aynı zamanda bir kardeşiniz var. Sizlere her konuda yardımcı olmaya devam edeceğim. Çok mutluyuz özellikle bugün bu yaptığımız organizasyonla. İnşallah Türk komitesinin adını duyuracağız, daha da duyuracağız, daha da büyük işler yapacağız. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Biz irili ufaklı birkaç organizasyon etkinliği yapmıştık kendi aramızdaki buradaki kültürel derneklerin vasıtasıyla. TASK'in yardımıyla bu şekilde bir ihtiyaçlı insanlara bir erzak yardımı yapılmasıyla biraz daha hem awareness yani farkındalığı arttıracağız. Hem de belki buradaki Türk insanı içinde belki bir daha bir enerji, sinerji yaratabiliriz. Belki daha büyük organizasyonlar yapabiliriz. O yüzden çok ümitliyim ve çok mutluyum bugün. TASK'e de özel teşekkürlerimi bildiririm buradan. Yani benim duyumlarım eskiden çok fazla bir etkinlik olmadığına dairdi Rhode Island'da. Ama ben buraya gelince böyle çok hızlı böyle bir etkinliklerin içine girdim. İşte konsolosumuz çok faal, burada başkonsolosumuz. Rhode Island'daki etkinlikler çok, aslında bana çok hitap etti. O sevmemde etkisi de oldu, burayı sevmemde. Hızlı ve güzel ilerliyor. Gelişmekte olan bir toplumuz. Bu şekilde ismimizi bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Ben birleşin, birbirinize yardım edin, kaçmayın,